Adınızı öğrenebilir miyim? Menderes Gör. Menderes Bey, ne işte meşgulsunuz? Servis meşgul sahibiyim. Pekala, nerede yaşıyorsunuz? Burhaniye'de. Burhaniye'de yaşıyorsunuz. Şimdi bir dergide eş zamanlı olarak bir gazetenin Facebook sayfasında ve bir web sitesinde yayın yapıldı. Bir kadın, bir erkek, bir gerçek haber yayınlandı. Bu haberi takip edebildiniz mi acaba? Evet, çok yakından takip ettim. Bazı konular benimle de ilgili. Anladım. Bu haberde yüzü kapalı olarak resim, şöyle söyleyeyim. Bir resim yayınlandı. Yüzü kapatılmıştı resimde, resmi yayınlanan bayanın. Bu bayanı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Haberi yayınlayanlarla bu haberde konu edilen bayanın bir münasebetle bir tanışıklığı var mı? Evet, tanışıyorlardı. Çünkü arkadaşlar, haberi yayınlayan bayan gazetecinin haber yapılan bayana borcu vardı. Borcunu ödemesini istediğince gazeteci bayan bu bayanı tehdit etti. Mesajlarıyla ardından da iftira attılar. Yaptıkları haberlerde. Anladım. Yani haberlerinde buna, bu bayana karşılık eski arkadaşlarına parayı istedi diye bir şekilde iftira haberlerine başladılar. Evet, aynen öyle oldu. Anladım. Bu bayana yönelik yapılan haberlerde ne gibi karalamalar yapıldı? İftira haberleri yapıldı. Bayan size kendisi anlatacak zaten. Anladım. Teşekkür ediyorum. Hatırlıyor musunuz beni bilmiyorum. Ben bundan yaklaşık 3-4 ay önce veya 5 ay önce, Ekim ayının 11'iydi. Sizin kafeteryanıza geldim. Burada bir bayan gazeteciyle görüştüm. Bu bayan gazeteciyle yaptığım görüşmeyi veya beni hatırlıyor musunuz? Evet, iyi de hatırlıyorum. Çünkü siz çağırmadan önce ben bu bayan gazeteciyle sizi neden çağırdığını biliyordum. Bana anlatmıştı. Dikkatinizi çekmiştir belki. Sizi çay servislerini ben yaptım. Size de bayağı yakın duruyordum konuşmalarınızı dinlemek için. Anladım. Yani gerçi evet, arka tarafındaydınız siz o anda. Evet. Anladım. Sebebi buymuş demek ki. Yani. Anladım. Pekala, bu bayan gazetecinin beni çağırması ile ilgili size ben gelmeden önce ne demişti? Sevgilisi olan dergiden ayrıldığını, sevgilisinin ipini çekeceğini Edemit'ten gazeteci Levent vaat dedi. Yarın gelecek, her şeyi ona anlatacağım demişti. Ha, yani ben biliyordum zaten. Anladım. Demek ki sevgilisiyle bir sorun yaşamış. Ondan intikam almak için de bir şekilde benim röportajımı, benimle röportaj yapıp bir şekilde bana anlataraktan sevgilisine intikam alma yolunu denemiş. Aynen öyle. Anladım. Şimdi çıkıyor her şey yani, yavaş yavaş. Pekala, ben o görüşmeyi yaptıktan sonra bu arkadaşla, bu bayan gazeteciyle görüştünüz mü? Evet, oldu. Birkaç gün sonra suratı asık şekilde yanıma geldi. Gece saat kaç gibiydi? Gece 11 civarında. 11 civarında. Yaklaşık olarak yani benden öğleden sonra ayrıldı. Demek ki bir yerlere gitti. Sonra da sizin yanınıza gelmiş. Yok. 1-2 gün sonra. Ha, 1-2 gün sonra mı? Ha, o zaman demek ki başka bir yerlere. Devamlı geliyordu ama konuşmuyorduk. İşler yoğunluğundan konuşmuyorduk. Anladım. Pekala, ne gibi konuşmalar geçti aranızda? Kendisine ayrıldım. Neden sorsa asık dedim. O dedi ki biz adama oyun kurduk. Adam bizi tuzağa düşürdü. Ayıldın, ne tuzağı dedim. Beni ses kaydını almış dedi. Allah Allah, ses kaydını almış dedi. Demek ki öğrenmiş yani beni ses kaydı aldığımı da. Evet. Ne ses kaydı dedim, ne söyledin sen ona? Sen ayrıldığını, sevgilinin ipini çekeceğini diye söylüyordun dedin bana. Bayan gazeteci, bana olay senin bildiğin gibi değil. Ben sevgilimle yeniden barıştım dedi. Ben de kendisine o zaman dedim, apı yuttun dedim. Anladım. Sonra ne oldu? O kafasını baktım böyle, kafasını üzgün şekilde salladı ve çayını içti. Çok durgundu. Anladım. Menderes Bey, şimdi bir takım şeyler yaşandı etti de, şu anda bu bayanla görüşüyor musunuz, bu bayan gazeteciyle? Yok, görüşmüyorum. Görüşmemenize bir sebep olan bir şey mi oldu? Var. Devamlı gelip gidiyordu o zaman da. Hani muhabbet ediyorduk. Bir gece vakti uygunsuz bir şekilde yakaladım bunlara. Nasıl yani uygunsuz şekilde, bir erkek de mi? Evet, benim yanımda çalışan bir çocuk var. He,
Anladım. Yani sizin aranızdaki sorun da bundan kaynaklanmaya başladı o zaman. Evet. Menderes Bey, siz kendi elemanınızla bu bayan gazeteciyi gece yarısı bir şekilde uygunsuz yakaladınız. Pekala, sonra ne oldu? Bunları o şekilde yakalayınca kovaladım ben. 3 gün sonra kafeyi ortağıma devrettim zaten. Hani uygunsuz şekilde yakaladığım için kendimden suçlu buldum. Şimdi sizin haliyle moraliniz bozuldu anladığım kadarıyla, bu işte olay yaşandıktan sonra, bunları uygunsuz şekilde bastıktan sonra. Pekala, ardından ne gibi gelişmeler oldu? Aradan bir hafta geçti. Sevgilisi olan dergiciye ulaştım. Ertesi gün bayan gazetecinin sevgilisi gece saat 10-10.30 sırasında hayvanların baktığım dama geldi. Siz aynı zamanda hayvancılık yapıyorsunuz. Tabii. He, anladım. Pekala, ne gibi şeyler geçti aranızda? Ben sevgilisine saç çıkmasını gerektiğini, sevgilisini ile yakalanan gençten uzak durmasını söyledim. He, anladım. Yani siz dediniz ki o dergiciye, sevgiline sahip çık, bu benim elemanıma sakın pislik yapma, bir yerde bunu söylediniz. Aynen. Herkes kendi elemanına sahip çıksın dediniz. Evet. Anladım. Şimdi Menderes Bey, anladığım kadarıyla aranızda biraz da ufaktan herhalde o gün bir tartışma oldu. Siz bu sözleri söyledikten sonra bu dergici arkadaş size ne dedi? Bana dedi ki, sen de elemanına sahip çık dedi. Ben de ona dedim ki, ben elemanıma söyledim. Onun bir sevgilisi vardı. Küsmüşler, yeniden barışmışlar. Barışırlar, ederler. Bundan hemen ayrıl dedim. Anladım. Yani bu işi kapatıyoruz dedim. Evet. Eleman da dedi ki, tamam abi hemen bırakacağım dedi. Anladım. Bundan sonra zaten herhalde bu konuda da bu vatanda bayan gazeteciyle sizin eleman arasında herhangi bir daha bir görüşme olmadı. Olmadı. Anladım. Menderes Bey, şimdi son bu dergiciyle yaptığınız görüşmeden sonra ne gibi gelişmeler oldu? Bu konuşmadan sonra kafeye gelip eski ortağımı ve elemanımı tehdit etmiş. Elemanıma kaç kere birlikte oldun diye sormuş. Ne? Böyle bir soru mu sormuş cidden? Evet. Kaç kere birlikte oldum demiş. Evet. Yani bunun bir kere az olunca, iki kere çok olunca falan böyle muhabbeti mi varmış acaba? Varmış abi. İlki sonu olmuyormuş. Neyse, çok oralara girmeyelim en iyisi. Pekala, sonrasında ne oldu? Elemanım da 3 defa birlikte oldum demiş. Bu olay da burada bitmedi. Siz bundan sonra göreceksiniz demiş. Kim diyor bunu? Dergici mi diyor? Dergici demiş. Ooo, bir de tehdit de var yani işin içinde. Tabi hepsi var. Pekala. Ceminden bıçağı çıkarmış, masaya vurmuş. Sonra da kafeden ayrılmış. Aa, bir de bıçak vuruyor masalara falan, böyle çıkartıp böyle tabii mekan basmaya kalkıyor. Tabii. Ve elemana da demiş ki, aynı duyguyu sana yaşatacağım. Eski oltağıma da demişti ki, bu burhanede seni rezil edeceğim. Arkadaş hem eşkıya, hem dergici, hem de böyle bir takım dolaplarda. Şimdi benim anlayamadığım nokta, tamam bu bayan gazeteci zaten yaşı itibariyle genç, elemanınız anladığım kadarıyla yaşı genç. Bunların ikisi genç, hani bir şekilde kanları kaynamış, bir şeyler yaşamışlar ama burada neticede o bayanla genç delikanlının arasındaki bir ilişki. Yani neticede derseniz dergicinin sevgilisi tabii ki de. Pekala, sizin eski ortağınıza neden bu şekilde böyle sonra görüşeceğiz, bedelini ödeyeceksiniz gibisinden böyle laflar etmiş? Vallahi bilmiyorum. Herhalde gençten intikam alacağına oltağıma saldırmış. Demiş ki, bu saçmalığa bak. Ben sana emanet ettim bunu. Sen emanetin ihanet ettin demiş. He, yani burayı arkadaşıyken, yani o bayan gazeteciyle senin eski ortağın bu şekilde hani ihanet etti gibi geliyor ona. Hani suç burada, hani bu kafede olması. Ya kocaman bayan. Ne yapabilirsin ki gece yarısı? Yani. Gidecek adın başı tutulmaz ki. Yani. Neyse, artık çok özellerine girmeyelim de aile bir şeylere de karışmak istemiyorum pek, ama anladığım kadarıyla çok nahoş olaylar yaşanmış. Yani. Şimdi anladığım kadarıyla bir takım sorunlar ciddi anlamda yaşanmış. Bir kere en son aşamada neler yaşadınız? Çok ciddi şeyler oldu. Hani bu dergici ve bayan gazeteci sürekli iftira attı. İftira mı attı? Yani çok ciddi iftiralar attı, çikin. Nerede yaptılar bu iftiralarını? Gelip sizin yüzünüze mi, sokakta dedikodu mu, yoksa bu yayın yaptıkları gazete ve dergilerde mi yaptılar? Dergilerde yaptılar. Evet. Bir de internette yaptılar. İnternette, Facebook'ta mı yaptılar? Evet. Anladım. Pekala, bu haberlerde yayın yapılırken
Direkt isim mi kullandılar yoksa rumuz mu kullandılar? Yok, isim kullanmadılar. Kavrama yaptılar, resimlerini koydular yüzü kapalı. Hmm. Haberler yayınlanmaya başladı ve şantaj yaptılar. Anladım. Şantaj mı? Evet. Nasıl şantaj yani, ben onu anlamadım. Şimdi hakkında dedikodular çıkardılar. Yanlış yalan şeyler yazdılar oraya. Evet. Altına fotoğrafını koydular falan filan. Evet. Hani bunla işlerini bile yansıdı. Yani bir şekilde insanları zor duruma sokaraktan. Yani çok zor duruma soktu. Hani psikolojileri çok bozuldu. Anladım. Ben bir iddia duydum ama doğru mu bilmiyorum. Para istediler mi? Tabii istemişler. Parayı sizden mi istiyorlar, sizin eski ortağınızdan mı? Ortamda istiyorlar. Ne diye istiyorlar? Bu haberler çıkmasın diye istiyorlar. Yani parayı versen haberleri yapmayız. Yani. Öyle mi? Aynen. Ama ben zaten dedim ortağıma. Bana dedi, bana geldi. Bana telefon attı, gel dedi konuşalım. Bana geldi, konuştuk. Ben dedi bu parayı vereyim de bunlardan kurtulayım dedi. Anladım. Yani diyor ki parayı ver, ben susayım yoksa seni cümle aleme rezil ederim. Şimdi aile, aile mahvolacak bunlar. Ben dedim ki sakın ağzını. Çünkü bunlardan biliyorsunuz televizyonlarda da izleniyor. Parayı verdikçe daha çok istiyorlar. Ya elini verirsen kolunu kaptırırsın. Aynen, zaten bu işler böyle. Anladım. Sen de dik dur dedim. Dik durman lazım. Pardon, ben öksür geldi. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bakın çok ilginç şeyler döndü. Bu dergici ve bahsi geçen bayan gazeteciyi ben uzun zamandan beri takip ediyorum. Çünkü bunların hayatları şantaj, montaj, tehdit içerikli yayınlarla meslek icra etmek. Ha, bunların şu anda isimlerini röportajda vermiyorum. Çünkü adli makama teslim edeceğim. Şu anda sizinle yapmış olduğum röportajı da aynı şekilde adli makamlara teslim edeceğim. Bakın, ben bu şantajın gerçekleştiğini ta bundan yaklaşık olarak 2 ay, 2,5 ay öncesinden beri takip ediyorum. Yapma ya. Ya siz, şimdi bir şeyler yayınlanıyor görüyorum ama